Hazreti Ali Efendimiz Kerremallahu Vece'nin bir sözü var. Gerçekten böyle kulaklara küpe olacak, dillere destan olacak, büyük yazılarla yazıp böyle önümüze koyup daima kendisinden öğüt almamız gereken hikmetli söz. Dünya sırtını çevirdi geliyor, ahiret yüzünü çevirdi geliyor diyor. Birinci cümle böyle. Yani doğduğumuz günden itibaren geri sayım başlamıştır. Nefeslerimiz ne kadar anlaşılsın diye söylüyorum. 100.000 nefes midir? Doğduk, nefes almaya başlayınca başladı mı azalmaya? Depodaki yakıt gibi. Depoyu doldurdun, yola çıktın. Geri sayım başlamıştır. Araba çalıştıkça ne oluyor? Yakıt azalıyor. Yakıt azalıyor, yakıt azalıyor. Ancak depodaki yakıtın ne olduğunu göstergeden görüyorsun. Fakat hayatın yakıtının ne olduğunu kimse bilmiyor. 6 günlük iken mi, 6 aylık iken mi, 16 aylık iken mi, 6 yaşında mı, 16 yaşında mı belli değil bu. Her an olabilir. Bir nefeslik meseledir. Dünya sırtını çevirdi gidiyor. Ne demek? Nefes aldıkça insan dünyadan uzaklaşıyor. Ahiret yüzünü çevirdi geliyor. Niye? Her nefes aldıkça nereye yaklaşıyoruz? Ahirete yaklaşıyoruz. Arabanın tekeri döndükçe, İstanbul'dan çıktı, Konya'ya gidiyoruz diyelim. Her teker döndükçe İstanbul'dan uzaklaşıyoruz, Konya'ya yaklaşıyoruz, öyle mi? Tamam. Her nefes aldıkça dünyadan uzaklaşıyor, nereye yaklaşıyoruz? Ahirete yaklaşıyoruz. Geçen hafta bugün bu saatte sohbetimiz vardı. Geçen hafta bugün bu saatte burada olan kardeşlerimiz, bu hafta bir hafta daha ahirete ve ölüme hepimiz ortaklaşa yaklaşmışızdır. Doğru mu? Diyor ki ikinci cümlesinde, dünyanın da çocukları var, ahiretin de çocukları var. Çocuk anasına takılandır. Bir kuzun anası kocaman sürü içerisinde, kalabalık sürü içerisinde kuzunun anasının kim olduğunu, hangisi olduğunu bilebilir miyiz? Hangisine takılıyorsa anası olur. Kalabalık kadınlar var, ortada da çocuklar var. Bu çocuklar kimin yavrusudur, bunu bilmek kolay mı? Çocuk hangisine gidip yapışıyorsa anası odur. Peki dünyanın çocuğu kimdir? Kuzunun anasına yapıştığı gibi dünyaya yapışan işte dünyanın çocuğudur. Ananın yavrusunu arayıp bulup yapıştığı gibi, onun memesine yapıştığı gibi dünyanın memesine yapışan dünyanın çocuğudur. Ahirete yapışan ahiretin çocuğudur. Dünyaya yapışan dünyanın çocuğudur. Dünyanın da çocukları var, ahiretin de çocukları var. Siz ahiret çocukları olun diyor. Sonra ne diyor? Diyor ki üçüncü cümlede, bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Yani bugün istediğini yaparsın. İsteyen meyhaneye gidiyor, kumarhaneye gidiyor, isteyen aldatmaya gidiyor, isteyen haram yiyor, isteyen camiye gidiyor, sohbete gidiyor, namaza gidiyor, ibadet yapıyor. Bugün amel var, hesap yok. Ben dünyada hesap sormuyorum. Ama yarın hesap var, amel yok.